Şimdi şunu sormak istiyorum müsaade ederseniz hocam. Zemzem suyunun içinde ne var ya da moleküllerinde ne var da diğer sulardan farklı hocam? Böyle bir araştırma var mı? Efendim böyle bir araştırma var. Zemzem suyunun bu kimyasal terkibine bakacak olur isek aslında birçok yeraltı suyunda olan o kimyasal bileşenler var. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sülfat, bikarbonat vesaire. Ancak bunların nispetleri çok özel Zemzem suyu için. Yapılan bir araştırmada öyle bir durum ortaya çıktı ki siz o kimyasal bileşenleri verin ama onun bir grafiği var. O grafiğe onu koyduğunuzda zemzem mi değil mi belli oluyor. Yani zemzem suyunun dünyadaki diğer yeraltı sularından terkip olarak pek farkı yok. Şöyle bir durum var tabii. Eğer düşünürsek Arap Yarımadası'nı oralarda ne ormanlar var ne efendim böyle meralar var. Dolayısıyla orada biyolojik bir takım bileşenler yok. Daha ziyade kayaçlardan olan az önce söylediğim o mineraller ortaya çıkmakta. Peki hocam bir de şey... Kayaçlardan, Zeki hocam bu arada tekrar merhaba diyeyim, Mustafa Karataş hocam. Tabii Mustafa Hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Vallahi dün bir soğuk algınlığım var. Allah. Arada hapşırırsam kusura bakmayın. Rabbim şifa versin. Amin cümlenize. Zemzem şifa olsun. Şimdi kayaç deyince şeyi hatırladım ben. Siz şeyleri kastediyorsunuz sanki böyle Taif'ten Yemen taraflarındaki dağları vesaire oralardaki yağmur suları herhalde Mekke Vadisi'nde toplanıyor. Özellikle Mekke Vadisi, Mekke'nin altının bileşik kaplardan oluşan büyük bir su havzası olduğunu dinlemiştim sizden mi, bir başka hocamızdan mı? Sanıyorum onu kastettiniz değil mi? Hocam bu arada biraz televizyon sesini kısabilir miyiz acaba? Yayına geri dönüyor. Benim televizyonum yok doğrusunu isterseniz. O zaman başka bir yerden belki geliyor dışarıdan Başka bir ama. yerden geliyor sanırım. Tamam. Şimdi Mustafa Hocam bu Zemzem Kuyusu'nun konumu o kadar özel bir durum ki belki bugünkü bir takım jeofizik bilimsel araştırmalarla bile yapılsa acaba bu kadar yer bulunabilir miydi? Şimdi sizin az önce söylemiş olduğunuz gibi bu Taif'teki o yüksek tabii dağ sıraları var. Kızıldeniz'de her gün buharlaşma oluyor biliyorsunuz sıcaklık çok fazla olduğu için Evet. o buharlaşan nemli hava rüzgarların etkisiyle bu Arap Yarımadası'nın iç tarafına giderken o Taif'in yüksek o yamaçlarına varınca yükselmek durumunda kalıyor ve soğuyor ve yağışlar ortaya çıkıyor. Hatta Taif'te öyle bir yer var Eşşefa diye neredeyse her gün öğlenden sonra oraya yağmur düşer. Doğru. Hal böyle olunca az önce dediğim kayaçları da düşünürsek eğer tabii bu kayaçlarda gözenekli ortamlar da var, çatlaklar da var. Dolayısıyla Mekke 500 diyelim kotunda deniz seviyesinden ama Taif dağları Taif özellikle 2000 küsur. Dolayısıyla arada 1500 metre gibi bir şey var. Sizin dediğiniz birleşik kaplar gibi durmadan Zemzem kuyusu beslenmekte. Ve orada en önemli vadi, Vadi Fatıma diye bir çok büyük bir su toplama havzası var. Onun içinde de Vadi İbrahim tam Kabe'nin içinde bulunduğu bir konum. Tabii yeraltı suları çok önemli olmakta. Tabii burada en büyük mucize Zemzem suyunun kendisinden daha çok tam da Kabe'nin yapıldığı yerde çıkmış olması. Yani Hazreti Hacer annemizle İsmail oğlu bebekken böyle daha İbrahim Aleyhisselam oraya bıraktığında İbrahim Aleyhisselam'ın emaneti olarak Hacer ve İsmail'in olduğu yerde Zemzem'in çıkması Allah'ın mucizesi bu. Yani başka yerden çıkmadı da oradan çıktı.
Doğru, bu kuyu sularına benziyor tadı. Ben de biraz sonra konuşacağım. Eyüp Sultan semtinde Ebu Eyüp El Ensari'nin türbesinin altında da bir su var. Bizi oraya da indirdiler mesela yetkililer. Ve oradan da ben içtim. Hakikaten zemzem suyuna çok benziyor. Ama sizin dediğiniz gibi o kuyu suların özellikleri birbirine zaten benzer. Ancak zemzemde çok daha harika bu elementler fazlasıyla var. Dolayısıyla en kaliteli sulardan biri, bir defa onu anladım sizin söylemenizden. Dünya üzerindeki en kaliteli kuyu sularından biri zemzemdir diyebiliriz, değil mi hocam, rahatlıkla? Onun zaten hep bu ölçümleri her hafta, hatta her gün yapılmakta. Mekke'de Zemzem Araştırmalar Merkezi var. Aynı zamanda o numuneler Avrupa'da bağımsız olarak incelenmesi için gönderiliyor. Ve böylelikle bir onun tahkiki de ortaya çıkmış oluyor. Ve birçok yerde Zemzem'in hakikaten çok farklı bir terkibinin ve en iyi sulardan biri olduğunu yani Batılılar bile söylüyorlar. Zeki hocam, siz çalıştınız mı Zemzem kuyusunda? Efendim, Zemzem kuyusunun içine girmedim ama başına kadar gittim ve ilk gördüğüm zaman Subhanallah dedim ya, Mekke'nin altı masmavi böyle deniz gibi. Bir de böyle ışıkları da verdiler. Çünkü o kuyuda biz hem numune alarak incelemeler yaptık, hem de böyle bir pompaj tecrübesi. Yani suyu kuvvetli bir şekilde çekildiğinde acaba fazla düşüyor mu diye incelemeler yaptık. Fazla da düşmüyor. Çünkü çatlaklardan geliyor hocam. Yani çekemiyor. Şöyle söyleyebiliriz o zaman. Zemzem öyle çok büyük bir kıyamet kopmadıkça azalmaz. Kaybolmaz. Efendim, iklim değişikliği diye bir olay var biliyorsunuz. Bu Arap Yarımadası'ndaki ülkeler bundan bayağı memnunlar. Neden diyecek olursanız, bu iklim değişikliği ve küresel ısınma dolayısıyla güneyde bulunan o ekvatora yakın iklim kuşakları kuzeye doğru kaymakta. Evet. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizin benden daha iyi bildiğiniz gibi Arafat. Siz biliyorsunuz. Evet. Yani Arap Yarımadası yeşillenmeden kıyamet kopmayacak diye bir hadis-i şerif. Arafat tekrar eski haline gelmeden. Evet, evet hocam. Eskiden yeşillik, ormanlık, ki bugün petrol çıkıyor zaten, bütün bilim onu söylüyor. Arafat eski haline gelmeden kıyamet kopmaz deniyor ve bugün yavaş yavaş da Arafat zaten yeşillendi hocam. Yağmurlar da artık çokça yağmaya başlıyor, seller oluyor. Evet hocam, evet, onun için zemzem suyu iklim değişikliği dolayısıyla daha fazla beslenir hale gelecek. Şimdi siz zemzemi tattığınız zaman zemzemi fark ediyor musunuz hocam, bu zemzemdir ya da değildir diye? Evet hocam, özellikle böyle şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ben orada yıllarca bulundum. Dolayısıyla çok sık oraya gittim ve su hakikaten kendisini belli ediyor. Ama şimdi öyle de durumlar oluyor ki mesela umreye gidenler 3-5 sene sonra tekrar gittiğinde diyorlar ki ya zemzemin tadı değişti. Dolayısıyla buna su katıyorlar falan. Öyle bir şey yok hocam. Siz de takdir edersiniz ki yağışlar ne kadar fazla olursa mevsimlerde zemzem suyu o kadar beslenir. Ama kurak olduğu zaman da o kadar beslenmediği için şeyi söyleyeyim, terkibi biraz daha tuzluya doğru kaçmakta. Yani kalite değişmekte zamanla. Mevcut Kral Selman'ın da hocam böyle söylediğini söylerler orada. Oğlu değil, kendisi Kral Selman'ın da bir gün zemzem istediğini, işte gelen zemzemin ya bu zemzeme benzemiyor tadı, bir şey mi katıldı bunun içine diye sorduğu söylenir. Bunun için midir o da? Evet hocam, evet. Ama bu yalnız sürekli... şu hocam, buraya zemzem getirmişler. Evet. Şimdi ben de şöyle Mustafa'cığım, sen de buraya gel. Tamam. İbrahim kardeşimiz. Evet. Buraya zemzemi bir defa hocam hatta kalsın.
Onu bir şey daha soracağım tabii. Önce. Tabii. Sayın hocam, Zemzem vakıftır değil mi? Vakıf malıdır. Evet. Zemzem satılır mı? Yok, satılmaz. Satılmaz. Birincisi hocam, Zemzem şu anda satılıyor. Satılıyor. Aa, peki şu satan an bilmiyorum hocam. Türkiye'de satılıyor. Haç malzemesi satan arkadaşlar satıyorlar ama bunu. Ama hocam oradan şüphe etmek lazım. Şimdi hocam bir dakika. Şifreyi verdi zaten. Şimdi hocam, şüphe etmek lazım diye. Şimdi satıyorlar bir. Bana hiç şişesini göstermeden şu bardakla getirdi İbrahim. Ve hocam dedi, bu bakın tadına Zemzem mi değil mi dedi. Ben de içtim. Evet hocam. Zemzem mi hocam? Nasıl içilir onu da anlatacağım. Duası da var, sana da bırakayım, vereyim. Hocam şimdi daha ben şişeyi falan görmeden dedim ki bu asla Zemzem değil. Hocam işte Türkiye'de satılıyor falan deniliyor. Ama nasıl yok. Bir şey daha söyleyeceğim hocam. Bir, vakıf malıdır, satılmaz. Ben de yıllardır bunu tabii, söylüyorum. Öyle, İki, zaten satılmıyor. Zemzem kaynatılmaz, Zemzem'den çorba yapılmaz. Maalesef çorbaya katıyorlar vesaire. Hocam daha sonra dedim ki getir şişesini bakalım. Şişesini getirdi hocam. Burada Zemzem, evet. Ma'yu Zemzem min Mekke'til Mukarrama. Min Mekke'til Mukarrama, Zemzem water from Makka diyor. Şimdi evet. Bu kağıdı buraya yapıştırmış hocam. Yapıştırırlar. Yapıştırmış. Ama şöyle çevirdim hocam altını. Evet. Şişenin altına baktım. Efendim. Türkçe yazıyor hocam. İsmini vermeyeyim. Evet. Şişe Türkiye'den. Buradan yapılmış. Türkiye'de imal edilmiş bir şişe. Şişe Türkiye'den, ambalaj. Sadece bu kağıt burada basılıyor ve buraya konuyor. Şimdi söylemek istediğim şu. Bir, satılmaz. Evet hocam. Madem satıyorsunuz, gerçek Zemzem olsun. O da değil. Maalesef vatandaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.